Dikkat edin! Dikkat edin! Uzak durun, uzak durun. Bomboş yolda çarptı kaçtı manyak. Tamam, tamam. Samet. Hemen sedyeli boyunluk getiriyorsun. Tamam mı? Ambulansı da ayarla. Bu hastane yeterli gelmeyebilir. Bizim hastaneye gideceğiz. Hadi acele et. Peki hocam. Duyabiliyor musun acil? Tamam, yorma kendini. Konuşmaya çalışma, zorlama kendini. Hadi acele edin, hadi! Hadi! Hocam geldim. Gel. Boyunluğu ver. Boyunluğu ver. Örtün. Boynu sabitle. Yavaş, sağa sola. Peki hocam. Zorlama kendini Çetin. Üç dediğimde alacağız, tamam mı? Sarsmak yok. İki, üç. Güzel. Örtü. Ver. Hocam. Hemen ambulansı alıyoruz. Peki hocam. Hadi gidelim. Doktor yaşayacak mı? Acil müdahale gerekiyor ama elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Arkadaşlar, hadi siz de bu tehlikeli yerde durmayın. Dağılın. Dikkat edin. Samet, dikkat edin. Samet! Çekil, çekil! Bırak! Çetin! Çetin! Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Ne bakıyorsunuz boş boş? Sedye getirsenize! Hazırlayın hemen hastayı. Durumu ne? Nasıl oldu kaza? Araç dışı TK. Olay yeri koma skoru 12. Yolda solunum arresti oldu, entübe ettik. Şu anki Glasgow'u 3. Hastanın yolda birinci kapandı. Daha doğrusu bizim yüzümüzden kapandı. Ne demek bizim yüzümüzden kapandı? Karabucak'ta sağlam sedye lüks demek. Hasta sedyeden düştü, başını yere çarptı. Hadi çocuklar, hadi acele edin, hadi. Dikkat et. Gelin çocuklar, eldiven ver hemen. Stetoskop. Hemen bir ünite kan getirin buraya, çabuk. Solunum sesleri her iki tarafta da iyi. Başında aktif kanaması var, kanamayı derhal durdurmamız lazım. Sponç ver, sütür hazırla. Evet hocam. Al bunu. Serum fizyolojik. Hazır hocam. Kalbi hala düzensiz. Tansiyonu düşüyor. Ultrasonu getirin buraya hemen. Temiz spanç. Sıvılarını hemen arttırın. Dopamin dozunu da kilo başına 10 mikrogramı çıkartın. Tamam hocam. Spanç. Karnında serbest sıvı var. Tomografiyi alalım mı hocam? Tomografiye gidecek kadar stabil değil. Ne yapacağız? Muhtemelen iç kanaması var. Evet. Sinan Bey'e haber verin. Ameliyata girecek. Ameliyathaneyi de arayın, hazırlasınlar. Hadi. Tamam hocam. Sponç versene. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu. Karşıdan karşıya geçerken bir anda bir kamyon geldi, ezdi geçti. Kaza değildi diyorsun yani.
Emin ol değildi hayatım. Ne istiyor peki? Ali Asaf'ı değil de çevresindekileri öldürmeyi seçiyor. Bu durumda hastanede tehlikede mi bilmek isterim. Çok kan var. Kanamanın kaynağını bulamıyorum. O manyak durmayacak. İstediğini almadan durmayacak. Hastanın basıncı düşüyor. Ben sizin yerinizde olsam abdominal aorta kelepçe takardım. Dalağı paramparça. Başka bir yer kanıyor gibi. Evet, kanama başka yerde. Bağırsaklara bakın. Mezenter arter kanaması var. Ben bağırsaklara bakayım, siz dalağa alın. Tamam. Hemşire Hanım, bana serbest bağlama ver Aydın yoktu. Boşuna uğraşmayın bence. Zaman kaybediyorsunuz. Adam zaten ölecek. Ve sen yapayalnız kalacaksın. Tıpkı benim gibi. Bakalım o zaman da bu kadar iyi bir insan olabilecek misin? Hep bir adım önümüzde. Sanki bizimle dalga geçiyor. İşte bu yüzden Çetin'in kurtulması lazım. Çünkü sizden daha akıllı. Met makası. Makas. Hiç öyle bakma. Üstelik adam Ziya Nur'un oğluysa... Babamın benden başka yaşayan bir oğlu olsa bilirdik Sinan Bey. Benim babam öz oğlunu insanlardan saklayacak bir adam değildi. İkimizin de babalarımız hakkında bilmediği çok şey var. Asaf. Kase. Kase. Hayatta da böyle yapacaksın. Kanayan yeri bul, kes ve at. Cidden eğleniyorsunuz değil mi? Tahmin bile edemezsin. Eğlenmeniz bittiyse hastanıza dönün. İşinizi yapın. Ben klempi tutuyorum. Siz bağlamayı yapabilirsiniz. Olur. Bana hepsi uyar. Kanama durdu. Basınç yükseliyor. Hadi işimizi bitirelim de hastayı yoğun bakıma alın. Babamın katili de olsa kocamdan vazgeçmem diyorsun ha Eylül Hanım. Selim abi geç kaldın. Hastayı kapatıyorlar. İyi iyi. O manyağı bir kurban daha vermeyi kaldıramazdık. Karı koca efsane bir iş çıkardılar aşağıda. Hayran kaldım vallahi. Çok uyumlular. Birbirleri için yaratılmışlar da ondan. Biraz klişe gelecek belki ama... hani onları anca ölüm ayırır derler ya... işte bu ikisinin ilişkisi öyle bir şey. Evet. Neyse, ben hastalarıma bakayım. Senin de bu oyunu seviyorum Sultan. Kendini işinle kanıtlamaya çalışıyorsun. Gidiyor muyuz? Nereye? Evimize. Senin kara bucağa dönmen gerekmiyor mu? Benim karımla eve gitmem gerekiyor. Artık biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Of, çok rahatladım. Oraya geri döneceksin diye korkuyordum ben de. Sen devamlı dizinin dibinde oturayım istiyorsun değil mi? O manyak bulunana kadar evet.
Baksana gözümüzün önünde adama neler yaptı. Bir tanem, sen bunları düşünme artık. Tamam, düşünme artık. Sen bizi düşün, bizi. Düşünüyorum, bizi düşünmüyor muyum? Yani düşünüyorsun da biraz farklı düşün bakalım. Nasıl, ne demek o? Düşün, belki bulursun. Allah Allah, bir takım gizemli laflar. Yine bir iş mi çeviriyorsun sen? Kim bilir? Hayatım, domateslerin hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. İpeğe diyorum. Açmıyor telefonlarını. Açar açar, sıkma sen canını. Nasıl sıkmayayım hani ya? O Nesrin babamdan sonra şimdi İpek'i sırtına çullandı. Abuk sabuk fikirlerle dolduruyor kızın kafasını. Benden uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştıracak ki rahat rahat sömürsün. Kardeşimi korumaya çalışmam suç mu? Ya suç değil, anlıyorum seni, ablasın yani. Ama İpek'i de anlıyorum. Yani babanızın ölümünden haklı olarak beni sorumlu tutuyor. Haklı olarak. O benim de babamdı. Ve bir manyak tarafından öldürüldü. Al işte, Çetin komisere yaptığı şeyin aynını yaptı. O Sinan Gıcık'ı haklı. Sırada hangimiz varız bilmiyoruz. Ve İpek bu durumda telefonlarımı açmıyor. Çetin komiser umarım yaşayacak. İyileşince de o manyakta yakalanıp hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gidecek. Sana söz veriyorum. Babanızda yaptığım hatayı bir daha yapmayacağım. Hepinizi koruyacağım, merak etmeyin. Biliyorum. Sadece İpek'in gözümün önünde olmasını istiyorum, o kadar. Yani İpek şu an Oğuz'un gözünün önünde, merak etme. Biraz uzaklaştılar buralardan. Kaçtı yani. İyi. İyi. Hatta o kadar iyi ki biz de kaçacağız peşlerinden. Çok güzel görünüyorlar ha. Bakayım. Bu ne? Ne işi var bunun evimizde? Silah benim hayatım. Senin ne zamandan beri silahın var hani ya? Ne işin olur senin silahla filan? Güvenliğimiz için buna ihtiyacımız var. Bu buradayken kendimi güvende filan hissetmiyorum ben. Eylül! Tepki göstermene gerek yok. Hayatım, beni de anlamaya çalış lütfen. Sen benim bu hayattaki tek değerlimsin. Her şeyimsin. Senin güvende olmanı istiyorum. Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. Silahla mı koruyacaksın beni? Sen onu kullanmazsın ki. Gerekmezse asla kullanmam, merak etme. Gerekirse? Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Bu kadar gereksiz ki. Acıktım ben ya, acıktım. Hadi gidelim, yemeğimizi yiyelim. Yemek daha pişmedi. Ne yapalım şimdi, pişmediyse aç mı kalacağız? Bir kilo domates doğradın, iki yumurta kırar yeriz. Niye kaçıyorsun benden? Bilmiyorum. Üstüme geliyorsun çünkü. Hayatım, benim amacım senin üstüne gelmek, seni sıkboğaz etmek değil ki. Benim tek bir gayem var. O da şu güzel yüzün gülsün istiyorum. Mutlu ol istiyorum. Mutlu bir aile olalım istiyorum. Ben de bir tek bunu istiyorum. Ne güzel. O zaman en sevdiğim şey yapalım mı? Sarılalım.
Söyle bakalım. Düşünebildin mi bizi? Düşündüm. Çözemedim. Ne var dilinin altında söyle. Söylemem. Yani belki yeni yıla girerken söylerim. Yeni yıl dileği gibi. Hı. Bravo. Konuyu çok güzel değiştirdiniz. Değiştiririm, bilirsin. Sensiz bir yıl daha bitiyor Gül Ayşe Sultan. Bana hayatımın aşkını getiren, babamı benden alan koca bir yıl. Efendim Ali. Tamam, 2 dakikaya çıkıyorum, hazırım. Teşekkür ederim. Esma ne şık olmuşsun. Asıl sen peri kızı gibi olmuşsun. Sen nereye güzel surat? Ben de bilmiyorum ki. Alp abi gidiyoruz dedik, çıktık. Büyük operasyona gidiyoruz hocam. Kiminmiş o operasyon? Artık bir beyaz atlı prensim desem. Dilekleri gerçekleştiren bir masal kahramanı mı desem. Sen daha fazla bir şey söylemesen mi Esma'cığım? Demeyeyim hiçbir şey. Samet, her şeyi hallettin değil mi? Hocam hiç merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Bu işler benden soruluyor zaten, biliyorsunuz. Relax olun. İyi bakalım. Göreceğiz. Hadi. Samet! Kar! Elin abla, kar yağıyor. Sen mükemmelsin Ali Asaf. Dileklerim gerçek olacak. Bu kar senin için yağıyor. Tadını çıkar bak. Thank you.
güzel düşünmüş Ali Asaf, değil mi? Baksana nasıl mutlu oldu kız. Öyle mi diyorsun? Sen demiyor musun? Biz o kızın en önemli şeyini, kalbini aldık. Hayır, hayır. O kızın kalbi ölüyordu, biz ona yaşam olmadı artık. Çok eski bir hikaye vardır, biliyor musun? Pandora'nın kutusu açılır ve bütün kötülükler dünyaya yayılır. Kutunun en dibinde de umut vardır. Umut kötülüklerin en kötüsüdür derler. Çünkü işkenceye dayanmayı sağlar. Neyse, yemekte görüşürüz. Bakalım sen işkenceye ne kadar dayanabileceksin. Bir dakika, bir dakika. Hazır yılın çifti de buradayken 2017'nin son selfiesini çekiyorum, tamam mı? Hadi hazırlanın. Üç, iki, bir, çekiyorum. Hani bakayım nasıl çıktık? Hadi Hayat'ı odasına götürün artık. Tamam. Daha fazla yorulmasın burada. Tamam. İyice dinlen, tamam mı? Sen gerçek misin? En az senin kadar. Çok, çok mutlu ettin beni. Teşekkür ederim. O zaman ben de çok mutlu oldum. Daha fazlası nasıl olur diyorum ama her gün daha çok seviyorum seni. Ben de. Duyabiliyor musun? Neyi? Dünyanın en güzel melodisini. Kalp atışını. Aşk beyinde başladı. Kalpte yaşıyor. Seni gördüğüm ilk günden beri Eylül diye atıyor. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak. Düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Thank you.
hangisi acaba? Gerçekten görmüyor musun? Neyi? Ne kadar yakıştığımızı. Her şey seninle güzel. Duydum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil. Aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Benden hiç vazgeçmedin. Senden hiç vazgeçmeyeceğim.